Sabah Spor'unda sabah sohbetimizi bugün Mehmet Emin Uluç'la yapacağız. Mehmet Emin Uluç, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gazete okuyordum, gayet keyifliymiş burası. Hiç bölmeyelim istersen. Keyfini kaçırmayalım. Şöyle kahven de yanında, önünde, vallahi, gazetelerinle evet. Birlikte güzel bir sabah keyfi. Evet. Yapabilirsin ama istersen evet. İzleyicilerimizi de dahil edelim konuya. Olur. Bu arada spor ajansından buraya gelince benden kurtulacağını zannettin ama gördüğün gibi. Yok canım yok. Ben sen sabaha geçtiğinden beri bekliyorum ne zaman başıma gelecek diye. Ne zaman güne ne zaman ezgiyle başlayacağım yok, ne zaman diye. Davet ne kadar davet şanslı edileceğim. Bir insanım diye evet, değil mi? Evet. Bunların evet. Hepsini aklından geçirmiş olman evet, lazım. Hepsini düşündüm. Peki çok teşekkür ederim. Evet. O zaman Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım istersen. Başlayalım efendim. Başlayalım. Evet, Fenerbahçe şimdi milli arayı nasıl değerlendiriyor? Özellikle milli araya giden çok fazla, milli takımlarına giden çok fazla oyuncusu var Sarı Lacivertlilerin. Bunların hepsini konuşacağız. Peki milli aradan nasıl dönecek? Bu da önemli bir soru Sarı Lacivertli camiada. Özellikle gelen bilgiler milli aranın ardından İsmail Kartal'ın orta saha kurgusunda bir değişiklik yapacağı ve İrfan Can'ı da orta sahanın lideri haline getireceği haberimiz var konuyla ilgili. Bir izleyelim sonra başlayalım. Mehmet Emin, öncelikle Fenerbahçe milli arayı nasıl değerlendiriyor onu sormak istiyorum. Çünkü ara dönemde, transfer döneminde Antalya'ya çok eksikle gitmiş ve istediği gibi dönememişti. Şimdi yine milli takımlara gönderdiği çok fazla oyuncusu var. Neler yapıyor bu süreçte Fenerbahçe? İyi de bir rüzgar yakalamıştı. Evet. Nasıl değerlendiriyor, neler yapıyor takım? Dinleniyor takım. Mesai bu akşam başlayacak. Antrenmanlar. Takıma 3 günlük izin verilmişti. Milli aradan nasıl döneceği merak konusu. 12 tane oyuncu milli takımlarda. Evet. Gençler de var bunların içinde. Ama önemli oyunculardan mahrum. Bunun dışında Salahi'nin, Ferdi'nin tedavi süreçleri var. Ama kuvvetle muhtemel. Görünen o ki takım Kayseri maçına giderken Mert Hakan da kadroda olacak. Cezası bitmişti. Ferdi de ve Salahi de kadroda olacak görünüyor. Sadece bir ihtimal derbiyi de düşünerek sakat olan oyuncuları Kayseri maçında riske etmeyebilir hoca ama eli zenginleşiyor her geçen gün. Tabii burada kritik nokta haberde de sizin vurguladığınız gibi İrfan Can ve Mesut durumu. Şimdi Mesut hani ben oynadıkça form tutarım kafasında ki genelde futbolcular buna inanır, böyle düşünürler. Ama İsmail Hoca'nın önceliği bu değil. Yani İsmail Hoca'nın Mesut'u kazanmak gibi bir önceliği yok. Ligde bu kadar az maç kalmışken ve Fenerbahçe'nin ikincilik hedefi varken... Evet. Fenerbahçe öncelikle bakıyor İsmail Kartal. Doğrusu da budur diye düşünüyorum. Zira Mesut hastalık ya da sakatlık gibi sebeplerle olsa da kendisine verilen şansları doğru değerlendiremedi. Kağıt üstünde takımın en golcü iki oyuncusundan ikinci oyuncusu diyebileceğimiz durumda. Hatta tüm kulvarları kattığımızda ikinci oyuncu Valencia'dan sonra. Ama oyun olarak Konya maçı özellikle bunu bize gösterdi. Takımın çok altında. Yani koşamıyorsun, mücadele edemiyorsun, pozisyonunu kaybediyorsun. Mesut normalde kanatta başlamıştı oyuna. Sonra bir baktık ortaya kat etmeye başladı. Bir de şu anda Fenerbahçe'nin bu takım kurgusuyla üzerinde bu kadar baskı varken ve hedef, elinde kalan tek hedef lig ikinciliğiyken kumar oynama lüksü yok. İki tane on numaralı oynayamazsınız. Hani İrfan farklı bir seviyede olsaydı ve Mesut da aynı şekilde o zaman İrfan'ı kanatta tercih edebiliriz. Ama İrfan'ı hoca ortaya çekmek istiyor. En başından beri bunu düşünüyor zaten. Çünkü İrfan'dan en yüksek performans alabildiğiniz nokta burası. Şimdi İrfan'ı normal şartlarda bu karşılaşmada herhangi bir sakatlık vesaire yaşanmazsa tabii... Ortada göreceğiz. Oradaki... Peki Mesut'un bu konuda bir şikayeti var mı? Pereira döneminde vücut dilinden çok net bir şekilde Mesut Özil'in hoşnutsuz olduğunu görebiliyorduk, anlayabiliyorduk. Şimdi neyden? İsmail Kartal'ın bu tercihliğinden yana bir sıkıntısı var mı Mesut'un? Yoksa kendisi de farkında mı mevcut performansın? Valla Mesut'un sıkıntısı olabilir. Ama bu Mesut'u bağlar. Çünkü aklı selim hiçbir futbol adamı sağlıklı bir Mesut'u, formunda bir Mesut'u kenarda oturtmaz. Ama size verilen her şansla Mesut Özil kredisinden yersiniz, o kredinde bir nihayeti var. Ve an itibariyle Mesut bu takımın fiziksel olarak ve tempo olarak altında kalıyor. Bunu izleyen herkes görüyor. Bas bas bağıran bir durum var ortada. Fenerbahçe'nin lig ikinciliği hedefi var. Evet. Takım iyi bir ritim yakalamış, hava yakalamış.
Yani biz mesela maçlardan sonra şunu konuşuyoruz. Zayis ve Crespo performans. Crespo son 5 maçta neredeyse takımın en çok koşan oyunculardan bir tanesi. Hatta sadece takımın değil, sahanın en çok koşan oyuncular arasında. Öte yandan Zayis'in performansını inkar edemezsiniz. Aynı periyotta 2 gol bir asistle oynayan oyuncudan bahsediyoruz. İkisinin son 5 maç özelinde ortalama, toplam ortalaması maç başına 24-25 kilometre. Şimdi bu kadar mücadele eden 2 tane oyuncu varken ve Fenerbahçe'nin normal şartlarda işte Sosa'lar, Gustavo'lar falan filan diyoruz ya. Bunlar yok. Bunlar denklemden çıktılar. Ve Zayis 10 numara aslında. Ama Ferdi gibi verilen her görevi maksimum seviyede yapma çabasında olan oyuncular ve fiziksel olarak diri olan oyuncularla mı oynarsınız? Yoksa Mesut gibi yeteneklerini kimsenin tartışamayacağı ama işte sahada kaldığında ne zaman o topla buluşur? O topla buluştuğunda o vuruşu yapar mı? O pası atabilir mi? Gibi birçok soru işareti barındıran ortamda olmaz. Ha, Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin yerlerini değiştirseydik eğer, o zaman Mesut'a kredi verilebilirdi. Lüksün var. Ama şu anda senin elinde kalan Avrupa gitmiş, kupa gitmiş. Tek hedef lig ikinciliği. Evet. Ve lig ikinciliğini kazanmaya çalışırken bu riski Mesut'u alamaz. Kazanayım derdine düşüp bu kumarı oynayamazsın. Peki. Şimdi gazete manşetleriyle istersen biraz daha değerlendirmelerimizi detaylandıralım. Acaba gazetelerde Fenerbahçe haberleri nasıl bugün? Şöyle Fanatik gazetesiyle başlayalım. İsmail Kartal'ı görüyoruz. Ben işime bakıyorum ifadesi başlığa taşınmış. Fenerbahçe'nin başında olması gerektiğiyle, gelecek sezonda Fenerbahçe'nin başında olması gerektiğiyle ilgili yorumlara yanıt vermiş İsmail Kartal ve demiş ki benim işim zor günlerde aldığım takımımı iyi yerlere taşımak. Şu anda sadece işime bakıyorum. Bunun dışında bir yorum yapamam. Şimdi bu belki de zor, zaten beklenecek bir açıklama İsmail Kartal'dan. Zira doğrudan duyurusu takımı yeni teknik direktöre hazırlayacak şeklinde yapılan bir isimden bahsediyoruz. Resmi duyurusu. Bu anlamda İsmail Kartal'a belki şaşırmayacağız bu sözleri söylediği için ama acaba içten içe ne düşünüyor? Taraftarlar özellikle gelecek sezonda kalması gerektiğini düşünüyor. Peki Ali Koç ne düşünüyor? Şimdi şöyle konuşmak lazım. İsmail Hoca kariyerini riske ederek bu göreve geldi. Yani Sayın Başkan'ın açıklamasını düşünürseniz hiç kimsenin görevi kabul etmediği ortamda İsmail Kartal çıktı. Dedi ki ben buradayım kardeşim. Yine para pul konuşmadı. Futbolculuğunda olduğu gibi para pul konuşmadan geldi. Göreve talip oldu. Sonrasında sürekli şunlar konuşuldu. İşte Löw gelecek. İsmail Hoca Löw'ün yardımcısı olacak vesaire. Hoca bunu da anlattı. Ben hani bu saatten sonra yardımcı hocalık yapmam. Başka bir görev teklif edilir, başka bir pozisyon teklif edilir. Atıyorum sportif direktör vesaire. Bunlar olabilir. Şimdi 10 haftalık performans 21 puan toplamış. Bu 21 puan aynı zamanda Trabzonspor performansı ile eşit. Yani İsmail Kartal göreve geldiğinden beri ligin en çok puan toplayan iki takımından bir tanesi olmuş Fenerbahçe. Bir averajla Trabzonspor önde. Şimdi insanlar şunu soruyor. İsmail Kartal'ın bir dokunuşu var. Ve bu elle tutulabilecek kadar net. Acaba ki İsmail Hoca da bunu dile getirdi. Hani daha önce gelseydim ne olurdu? Daha mı iyi olurdu? Çünkü Pereira kovulduktan sonra 3 haftalık bir süreç var. Zeki Göre ile geçiştirilen. Orada da 3 maçta 4 puan var. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Yani kaybolan 5 puan var. Şimdi bunları yapan İsmail Kartal sanki orada da bir 5 puanı alabilirmiş gibi düşündürüyor insan. Hatta daha da artıralım. Acaba 17 maç değil de 10 maç sonra gönderilseydi Pereira, getirseydi İsmail Kartal ne olurdu? Yani Galatasaray derbisinden önce belki. O ne olur? O tartışmalar ilk çünkü, başladığında. Tabii yani Pereira gitti gidiyor gidecek kovuyoruz istifa mı eder falan filan bu süreç uzadı 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 ve Fenerbahçe orada puan kaybetmeye devam etti. Peki bu kadar geriye niye sarıyorum olayı? Sergen Yalçın'ı göreve getirdi Beşiktaş. Bir beklenti yoktu Sergen Hoca'dan o sezon itibariyle. Sergen Hoca neredeyse kafayı oynayan bir takıma dönüştürdü Beşiktaş. Ve sonraki sene şampiyonluğa taşıdı. Abdullah Avcı'yı göreve getirdi Trabzonspor.
Newton'dan sonra 6 maçlık periyottan sonra 6 diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilir. Bambaşka bir şey yaptı abla abici. Bugün şampiyonluğa koş. Şimdi İsmail Kartal. İsmail Kartal görevde kalır mı? İşte Löw beklentisi var. İşte geliyor, imzaladı, imzalıyor, prensip falan. Ya arkadaş, burada 21 puanı önüne koymuş. Bu arada, özellikle bu arada takım en uzun seriyi yakalamış. Yenilmezlik serisini yakalamış. Arada bir Trabzon beraberliği var. Orada da Trabzon'la berabere kalmak zaten kolay bir şey değil. Ve 10 kişi kaldınız. Üstüne üstlük 10 kişi kaldıktan sonra geriye düştüğünüz maçta bu beraberliği almışsınız. Bunları da bir kenara koyalım. Şimdi kalan haftalarda Kayseri maçıyla başlayıp Galatasaray'la devam edecek bir periyot var. Bu maçlarda atıyorum 24 puan aldı hocam. Gönderebilecek misin? İnsanlara bunu nasıl anlatabilirsin? Bir de bir önceki sezon Emre Belözoğlu bak, durumu yaşanmışken. İnsanlara bunu nasıl anlatırsın? Ne dersin insanlara? Bunun savunulacak bir yanı yok. Şimdi herkes Löw güzellemesi yapıyor. Löw, Löw. Dünya kupasını alan Löw. Ya arkadaş. Peki bir Allah'ın kulu niye çıkıp şunu söylemiyor? Bu adam en son 2004 senesinde bir kulüp takımı çalıştırdı. 2004'ten beri yok kulüp. Milli takımda. Hangi milli takımda? Alman milli takımında. Zaten dünya yıldızlarını oluşturdu. Eline hazır gelen böyle onu mu oynatsam bunu mu yedek bıraksam gibi tatlı dertler çektiğim bir milli takım performansı. Ve döneceksin kulüp takımı. Şimdi sürekli şeyler var. Löw Fenerbahçe'yi tanıyor. Löw Türkiye'yi tanıyor. Hangi Türkiye'yi tanıyor? Hangi Fenerbahçe'yi tanıyor? 30 sene önceki Türkiye değil burası.